Merhabalar efendim, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Nurgül. Hatırlarsanız yazın derin dondurucuya karnıyarık için patlıcan saklamıştık. Kışın pişirme zamanı geldiğine göre tarifini sizlere paylaşmak istedim. Öncelikle derin dondurucuya koyduğumuz patlıcanlarımızı çıkartalım, tepsiye koyalım. Hafif çözülmesini sağlayalım. Derin dondurucuya kızartılmış patlıcan atılması sakıncalı denildiğini duydum. Fakat yağ taze ise kızartılmış atılmasının hiçbir sakıncası yoktur. Kızartılmış ağır olur derseniz fırında da közleyebilirsiniz. Hatta yazın mangalda bile közleyip aynı şekilde derin dondurucuya atabilirsiniz. İç harcımız için gerekli olan malzemelerimiz 2 tane soğan orta boy kullandım. 1-2 tane yeşil biber, yaklaşık 400 grama yakın kıyma kullandım. Sıvı yağda soğan öldükten sonra biberi ve kıymayı ekledim. Suyu çekene kadar kavurdum. 1 yemek kaşığı domates ve yarım yemek kaşığı biber salçasını da ekleyip devam kavurdum. Yaklaşık 1 su bardağı suyu da ekleyip baharatları ilave edip kaynamaya bıraktım sosumuzu. Baharatlar olarak tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve pul biber kullandım. Dövme pul biber. Sosumuz özleştikten sonra küçük bir tutam ince kıyılmış maydanoz ilave edip devam kavurdum ve ocaktan aldım. Patlıcanlar birazcık buzu çözüldükten sonra ortalarını açtım. İç harcımızdan 2'şer 3'er yemek kaşığı bolca koydum. Gerçekten derin dondurucuya atıp çıkarmak çok pratik oldu. Sadece iç harcını hazırlayıp fırında pişmiş süresi yaklaşık yarım saat sürüyor. Yani kısıtlı zamanınız varsa çıkartıp harcınızı hazırlayıp fırında pişmesiyle yarım saat 40 dakika içerisinde pilav pişene kadar yemeğiniz hazır olmuş olacak. Bu şekilde tüm patlıcanlarımızı iç harcımızı paylaştıralım. Ve üzerine domates dilimlerini, biber dilimlerini de koyalım. Evet, gördüğünüz gibi karnıyarıklarımız neredeyse hazır. Şimdi sosunu hazırlayalım. Yaklaşık yarım yemek kaşığı domates salçası ve biraz tuz ilave edelim. 1 su bardağı suyu da ekleyip karıştıralım. Elde ettiğimiz bu sosu tepsimize dökelim. Ben karnıyarığı çok soslu seviyorum. Yerken pilavın yanında servis yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Sizler istediğiniz şekilde sosunu ayarlayabilirsiniz. Az seviyorsanız daha az ekleyebilirsiniz. Çok seviyorsanız benim gibi bu şekilde
çok ekleyebilirsiniz. Zaten çekecektir. Çektikten sonra daha da azalacaktır. Ve yeteri gelecektir sosumuz pilavımızın yanına. Ve önceden ısınmış 185-190 derece fırında karnıyarığımızı yaklaşık 20 dakika arası pişirmemiz yeterli olacaktır. Karnıyarık pişerken bu esnada salatanızı, pilavımızı yapalım. Artık servis için hazırdır. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla kanalıma destek verebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olarak da kanalıma lütfen destek verelim. Bir başka yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim.